Merhaba satranç severler. Bugün de Carlos Torre Repetto hakkında bilgilendirme yapacağım. Veri tabanındaki oyun sayısı 139. Kapsanan yıl 1920'den 1934'e. Her zamanki gibi açılışlar üzerinde durmuyoruz. Niye? Çünkü açılışlar internet üzerinden çalışılabilir. Önemli oyunlarından bahsedeceğiz. Önemli turnuvaları var, oyun koleksiyonları var. Carlos Torre Repetto, Mérida, Yucatan, Meksika'da doğdu. 6 yaşında satranç oynamayı öğrendi ve 1915'te Amerika'nın en iyi oyuncularına karşı kendini kanıtlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Moskova 1925 turnuvasında Torre Emanuel Lasker'e karşı oynadı. Bireysel maçı kazanarak 5. oldu. Satranç kariyeri birkaç yıl sonra akıl hastalığına yakalandığında erken sona erdi. Ancak 1977'de FIDE 1920'lerin ortalarında elde ettiği sonuçlara dayanarak ona Uluslararası Büyük Usta unvanını verdi. Torre bu unvanı alan ilk Meksikalı oyuncudur. Evet, şimdi de önemli oyunlarına geçelim. Beyazlar Carlos Torre Repetto, siyahlar Emanuel Lasker. Biliyorsunuz dünya şampiyonudur Emanuel Lasker. Hemen Carlos Torre ataşmazı aldı. Merkeze bir hücum geldi Emanuel Lasker'den. Merkezi tuttu piyonla ve gelişimini tamamlıyor Emanuel Lasker. Muhtemelen kısa rok yapacak. Merkez üzerinde bir yoğunlaşma. Gördüğünüz gibi hafif taşlar hep merkeze doğru yoğunlaştı. Ve uzun çaprazı aldı Emanuel Lasker. Beyazın uzun çaprazı, beyazda giden fille kontrol etmeyi istedi. Vezirine çıktıktan sonra Carlos Torre Repetto uzun rok da yapabilirim, kısa rok da yapabilirim diyor. Veziri C7'ye geldi. Ben de aynı şekilde dedi Emanuel Lasker. Restini gördüm dedi. Rest dedi. Kısa rok yaptı. Her iki tarafta kısa rok yapınca oyun ortasına geçilmiş oldu. Merkezi kaleyle tutuldu. D kalesi de geldi Carlos Torre. Şimdi hatırını Emanuel Lasker savunmaya yönelik dolandırdı ve şu anda mat istiyor. Gördüğünüz gibi H7'den vezirle alıp şah ve mat istiyor. Önce fille alacak tabii ki. Sonra çekip açarak şah çekip sıkıntılar yapacak. At alındı. At fil alındı. Taş değişimi olduktan sonra kale ile şaha göz dikildi. Fil isteniyor. Ve burada mat isteniyor. Fil alınamaz çünkü açmazda piyon değil mi? G7 eri açmazda kale var. Alınamaz. Vezir al diyor. Şah. Vezir verildi. Şimdi açarak şah çekip vezir alındı. Gördüğünüz gibi buradaki temaya dikkat edin. Taktik temaya. Burada vezir fedeldi de şah denildi. Şahın tek gidebileceği yer H8 açarak 7. yatayı temizliyor önce. Sonra da veziri geri alıyor. Şah. Konum eşit gibi görünse de değil mi? Piyon fazlalığı var. Carlos Torre Repetto'nun. Şah. Burada F, G ve H'deki geçer ele durdurması imkansız askeri. Tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor.
Beyazlar, Ernst Grünfeld, siyahlar Carlos Torre bakalım ki. Rock attıktan sonra Ernst Grünfeld, Fianchetto file diyoruz değil mi? G2'deki beyazda giden file. Bir de atla korumalı güzel bir açılış yaptı. Carlos Torre de filini şaha yönelik hazırladı ve kısa rok yaptı. Karşılıklı hafif taşlarla gelişme. Bakın burada Ernst Grünfeld atını E5'e geldi ve ön karakol oldu değil mi? Piyonla bu at kovalanamıyor. Şah bir şah daha niye yenilemiyor? Siyahta giden fille G1 kontrol için yenilemiyor. Piyon da alınamıyor. Piyon alınınca vezirle şah ve mat var. Çünkü fil önüne gelse onu da alıp mat edecek. Müthiş bir oyun. Çok güzel. Mükemmel. Grünfeld kabul ediyor ve tebrik edip masadan ayrılıyor. Beyazlar Carlos Torre Repetto. Siyahlar Friedrich Seymiş. Seymiş varyantını duyanlar vardır aramızda. Hafif taşlar gelişildi. Torre saldırısı klasik savunma deniyor. Gördüğünüz gibi açılışlar üzerinde durmuyoruz. Niye? Çünkü bilgisayardan öğrenebiliyoruz. Kendimizi geliştirebiliyoruz. Friedrich Seymiş kısa rok yapmayı düşünüyor. Carlos Torre Repetto da aynı şekilde kısa rok yaptı hemen. Düşünmedi yaptı. Şimdi geçti o. Olsa yapıldı rok. Ve gördüğünüz üzere buradan eğer at alınırsa vezirle E6 ele alınıp mat edecek mata çare yok. O yüzden piyonu şahla tuttu. Kaleyle gördüğünüz üzere kaleyle bir feda var. Piyonu kıracak, mat edecek. Şah evet, şimdi düşünüyor Friedrich Seymiş ne yapabilirim diye düşünüyor. Düşünüyor. Buradan matağına girdim. Kurtuluşum yok diyor. Çünkü bir şah daha çekecek ve mat edecek. Vezir var, at var ve fil var. Burada kaleyle başlayan bir mata gördüğünüz gibi şurada. Buradaki kale alınması zorunlu. Niye zorunlu? Çünkü H6'daki piyon alınacak alınmasa kale. Kale atla da alınca şah çekildi. Ve tekrar şah çekildi. Ve Fredrik Sevmiş rakibini tebrik ediyor. Carlos Torre'yi masadan kalkıyor. Beyazlar Carlos Toro Repetto, siyahlar Neville William Banks. Çok güzel soyusun değil mi? Evet. İsmi bile insanı mutlu ediyor. Evet. Oyunumuza geri dönelim. Hafif taşlar gelişildi. Gördüğünüz üzere Carlos Toro Repetto piyonlar önde. Arkada hafif taşlarla merkezi kontrol etti ve hemen E6 eline saldırdı. Vezirle tuttu E6 elini ve kısa rokunu yaptı. Alınınca uzun rok yaptı Neville William Banks. Ters roklardaki mantık bellidir. Kim piyonlarla karşı şahın korumasını koruyan piyonların ortadan kaldırırsa o mat eder.
Gördüğünüz gibi A7'deki piyon isteniyor. Ve piyon yarma harekatı başladı. Burada at alınınca şah deniyor. Bir daha şah deniyor. Bir şah daha. Şah denince şah vezir isteniyor. Bir kale daha geldi. Mat edeceğim diyor seni. Kaçışın yok. Diğer piyonu da kırarsa zaten şah mat oluyor. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. O piyonu tutamıyorum diyor. Neville William Banks, Carlos Torre Repetto o piyonu alıp yani B6'daki piyonu alınca şah çekiyor ve mat ediyor. Veziri feda ediyor. Çok güzel bir oyunu oynayıp netice oyunu kazanıyor. Neville William Banks tebrik ediyor ve masadan uzaklaşıyor. Beyazlar Carlos Torre Repetto, siyahlar Maurice L. Shapiro. Evet. Hafif taşlar gelişildi. Gördüğünüz gibi vezir tekrar aynı konuma geldi. Sanki hiç vezir oyuna çıkmamış gibi bir tempo kaybı var değil mi? Maurice. Kısa rokunu yaptı Carlos Toro Repetto ve merkezi üzerinde alan kazandı merkez piyonları ile ilgili. Gördüğünüz gibi mat istiyor H7'den. Atla müsaade etmem diyor Morris. Kale D1'e geliyor. Merkezi piyon tutmak için. Ve şah, atı şah kanadına doğru şah rok attığı için oraya doğru geliştirmeye çalışıyor ve şah geldi. Alınınca er alındı. Fil alınamaz çünkü vezirle G7 şah ve mat. Şimdi H6 erini kırıp G7'den şah ve mat yapacak. Piyon alayım bari diyor vezirle. Onu da sağlamlaştırınca atı kırdı ve şu anda mat edemezsin diyor. Orayı kontrol ediyorum diyor. Bir fil fedası geldi. Şah fil alındı. Ata kale kötü taş değişimi oldu ama savunma taşı ortadan kaldırdığı için piyonların E ve F'deki piyonlar 6. kata geldi. Çok tehlikeli bir durum. Kaleyi vereyim. Hiç olmazsa mata engel olayım diyor ama ben mat edeceğim diyor Carlos Torre. Piyonu sürecek. Şah dedi. Gördüğünüz gibi iki tane geçer eri var. Şah deyince işler değişecek. Kaleyi de alıp açarak şah diyecek. Mecbur almak zorunda şahla veziri. Vezir alınca da piyondan çifte şah diyecek. Hem E'deki piyonu kaleye alıp piyondan D7'deki piyondan şah çekecek. Hem de kaleyle şah çekecek. Mecbur gitmesi lazım bir yere. Piyonu alırsa da kaleyle E7'den şah çekip vezir alacak ve F6'daki eri vezire çıkacak ve mat edecek bir kale bir vezir. Müthiş, müthiş. Beyazlar isminin açıklanmasını istemeyen bir oyuncu. Siyahlar Carlos Torre Repetto. Gördüğünüz gibi
Atı kaçsa vezire çıkacak. Kaçmazsa alıp da vezir olacak. Veziri verdi ama file karşı. Burada kaleyi aldı. Bir de üstüne vezir çıkacak. Müthiş bir oyun. Ben olsam ben de adım açıklamazdım. Evet. Beyazlar Dupre, siyahlar Carlos Torre Gördüğünüz gibi şahı kaçıyor. Açık alanda kaleyle açmazı alacak ve öyle oldu. Bu sefer şah çekti. Torre dedi, ben de dedi, Carlos ben bu oyunu oynarım diyor. Bir şah daha diyor. Onu alınca bir şah daha. Şah nereye kadar geldi? Şah yuvadan çıktı. Dünya gezisine sonunu göreceğiz. Tekrardan bir şah ve mat. Dupre ne yaptın Dupre? Demişler ve Dupre Carlos Torre'yi tebrik edip masadan uzaklaşıyor. Arkasına bile bakmıyor arkadaşlar. Beyazlar Carlos Toro Repetto, siyahlar Boris Verlinski. Evet. Hafif taşlar gelişimdi. Ve rok attı Carlos Toro Repetto gelişimini tamamladı. Merkezi parçalamaya yönelik bir hamle geldi Boris'ten. Siyah kareler üzerinde bir piramide tarzı bir piyon yapısı geliştirdi Carlos Torre. Boris Werlinski C'den hat açılacağı için o da kısa roku tercih etti. Vezir hemen şaha yönelmeye başladı. Gördüğünüz gibi direkt mat istiyor. H7'den vezirle şah ve mat kurtuluş yok. Mecburen öyle. Önce bu sırada G6'yı sürüncüyle kale istiyor. Ben de diyor fili alacağım. Fili kaçıyor. Evet şimdi kaleyi batarya yaptı. Anladınız dedi siz onu. Şimdi oraları darmaduman yapacağım dedi. İki çıkınca el alındı. Geçerken alma kuralına uygun olarak. Kaleyi alınca da at da geldi. Vezir de geldi. Karelerine. Evet şu anda savunma Boris Berlinski savunmada Carlos Torre Repetto atakta. Zaten Torre atağı hepimiz duymuşuzdur. Atak bir oyuncudur. Torre bu kadar taş yetmez bana dedi. Bir de dedi H'deki piyonu süreyim de oraları darma duman yapayım dedi. Boris baktı ki iş kötüye gidiyor. Kareyi dedi ben beyaz file vereyim. Almayınca da al dedi veziri. Sorun değil dedi. Evet korkunç taş değişimleri. Şah nereye gidecek? Kale alınınca da buradan şah kendi köşesinde soğuk soğuk terliyor siyah şah. Boris de soğuk soğuk terlemiştir zannedersem bu oyunda. Gidecek hiçbir yeri yok. Şimdi fili alsa kaleye de at alıp şah çekecek. Mat olacak. Vezir de vermek zorunda kalacak. Beyaz fil de zaten çalışmıyor. Yani burada evet burada oyun kayıp diyor. Boris Werlinski ben nerede yanlış yaptım Allah'ım diyor ve Carlos Torre Repetto'yu tebrik edip masadan uzaklaşıyor. Beyazlar Carlos Torre Repetto
Siyahlar Edwin Ziegler Adams. Evet. Torrey'e her zamanki gibi tezahüratlar başladı. Atak, Torrey atak, Torrey atak, Torrey atak. Sonunda mat yapak diyorlar. Ve oyun başladı. At hemen açmaza alındı. Gördüğünüz gibi açmazdaki atla yükleniliyor. Taş değişimleri olur olmaz. Evet, burada hafif taşlarını geliştirmeyi tercih etti Carlos Torre Repetto. Edwin Ziegler Adams'ın beyazda giden filinde biraz sıkıntı var. Çıkış noktalarında biraz ne yapacağım diye düşünüp zorlanıyor. Evet, fil için hemen bir B3 yaptı. Demek ki çaprazdan gelişecek. Ben dedi Carlos Torre Repetto'yum. Atak oynarım dedi. Evet, taş değişimlerinden sonra fili verdik. Yer veziri değişelim dedi. Kale alınca diğer kaleyi de aldı. Şah. Vezirle şah. Piyonu sürünce mat istiyor. Gene mat istiyor. Nereden? F7'den nasıl matı önleyeceksin diyor. Hadi bakalım diyor. Şah da çekemiyor. Film bitti. Edwin Ziegler Adams rakibini tebrik ediyor ve masadan uzaklaşıyor.